Sabah geldiğimde 8.30'da yuvaları böyle yıkılı olarak gördüm. Ne istiyorlar bu hayvanlardan bilmiyorum. Bir sürü yuva. Hepsini yıkmışlar. Şurada da yaralı bir hayvanımız yatıyordu. Araba çarpmıştı. Onun da naylonunu açmışlar. Bir haftadır bakıyorduk ona. O da şu an kötü durum, alıp götürdüler. Akşam gelip yıkmışlar. Zaten tehdit alıyorduk. Ne istiyorlar şu hayvanlardan, yavrulardan bilmiyorum. Hayvanlar o kadar korkmuş ki. Psikolojikleri bozulmuş. Beni görünce çığlık çığlığa hayvan diyorsun ama o kadar duyarlılar ki nasıl bağırıyorlar. Şu an yanımdan hiçbiri de ayrılmıyor. Korkma. Ben buradayım. Bak korkma anneciğim. Size kimse bir şey yapamayacak inşallah. İçeriye girdiğimde bütün yuvaları yıkıldık. Yani çoğunlukla yıkıldığını gördüm. Dünya benim başıma yıkıldı. O kadar üzüldüm ki inan sanki benim evim başıma yıkılmış gibi. O yavrular bir korkmuş, bir korkmuş. Hepsi benim peşime koştular dışarıya. Nasıl böyle hani çocuklar çığlık atar ya annelerini gördüğü zaman. Hepsi beni gördüğünde çığlık attılar. O kadar üzülüyorum ki bu hayvanlardan ne istiyorlar onu bilmiyorum. Yani bizimle çok uğraşılıyor bu ara. Canımız bile tehlikede şu anda. Özellikle ben şunu demek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği konuşmalar yanlış anlaşıldı medyada, bütün her yerde. O dağlarda barınak yapalım, bütün köpekleri toplayıp sahip çıkalım. Ne insanlara zarar gelsin ne de hayvanlarımız. Ama insanlar her konuşmalarında Cumhurbaşkanımız bu talimatı verdi, köpekleri zaten istemiyor diye hepsi söyleniyorlar bize. Cumhurbaşkanımız asla öyle bir talimat vermez. Çünkü kendi çok merhametli, eşi de köpeklere bakıyor, gördük, paylaşımı da var. Yani bunun düzeltilmesini istiyorum. Neden zarar veriyorsunuz ki? Yani biz burada zaten kendi imkanlarımıza bakıyoruz. Yavrular içerideyken bunu yapmışlar.